Kitabımı doğru kullanıyorum da bu hafta sizler için mükemmel bir set tanıtacağız arkadaşlar. Dinamo Sözel Set. Yani edebiyat, coğrafya ve tarih kitaplarından oluşan 9. sınıf Dinamo setimiz sizler için gerçekten çok büyük bir başarı getirecek. Nasıl? Öncelikle setimizin hikayesini anlatalım. Öğrencilerimiz edebiyat kitaplarımızı, tarih kitaplarımızı, coğrafya kitaplarımızı ayrı ayrı alıyorlardı. Ve hocam bunları bir set haline getirin. Sözelde, sayısalda bir set olursa biz sözel dersleri mükemmel bir şekilde halletmek adına dinamo setinizi ya da işte 0'dan 9'a setinizi alabiliriz ve hazırlanırız dediler. Zaten bu setin öncesinde de 0'dan 9'a sete de bakabiliriz. Şimdi dinamo sözel setimizde hangi kitaplar var onlara bir bakalım. Ardından da bu kitapların da hikayesini sizlere anlatalım. Öncelikle dinamo serimizdeki en önemli özellik Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde tüm derslerin sorularla ve rehber sorularla tekrar edilmesi. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Dersin başında Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarını sizlere veriyoruz. Yani birinci ünitede Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerden ne istiyor, hocalardan ne istiyor, neler işlenecek ve neler sorulacak. Bunlara göre sizlere bu kazanımları veriyoruz ki bunlar esasında yazılıda çıkacak sorular. Ardından da hem soru hem çözümler vererek rehber sorularla bununla bağlantılı 4 soruluk testler yapıyoruz. Burada her bir konuyu öğrendikçe bu 4 soruyla bu konuları tekrar ettikçe ardından da tarama testlerine geçiyoruz. Tarama testlerinden sonra ÖSYM tarz sorular ve yazılı soruları geliyor. Yazılı soruları tabii ki 9. sınıfta yazılarınızı hazırlanmanız için. Burada şu da çok önemli. Sizler sadece bu sene 9. sınıf hazırlanmıyorsunuz esasında. 9. sınıf konularını bitirdiğinizde TYT'nin de en önemli kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Yani üniversite sınavının da %50'sini bitirmiş oluyorsunuz. Mesela örnek vereyim. 9. sınıf coğrafya TYT coğrafyanın %50'sini oluşturuyor. 9. sınıf tarih TYT tarihin %50'sini oluşturuyor. Aynı şekilde 9. sınıf edebiyatta TYT'de, AYT'de sizin işinize yarayacak konuların önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu yüzden siz 9. sınıfı tamamladığınızda, setli bir şekilde tamamladığınızda hayallerinize bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. O yüzden sözel set diye ayırdık. Yani belki de ileride sözel derslerde hayallerinizdeki üniversite için iyi bir adım atmanız gerekecek. Peki burada bu detayları verdikten sonra setimizle alakalı diğer detayları da verelim. İçeriği nasıl, zorluk seviyesi nedir? Dinamo soru bankalarında arkadaşlar zorluk seviyesi orta ve üst seviye. Tabii ki sizler soruları çözerken mutlaka takıldığınız üst seviye sorular olacak. Bu durumda karekoda okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda toplamda 2026 tane soru var ve 528 sayfa var toplam tüm kitaplarımızda. Bütün bunları bitirdiğinizde gerçekten hem edebiyat alanında hem coğrafyada hem tarihte yeni sorularla tüm üniteleri tekrar etmiş olacaksınız. Ve ÖSYM'nin de soru standartlarına uygun olduğu için yani ÖSYM tarz sorularla tüm konuları mükemmel bir şekilde tekrar ettiğinizde sınavlarınızda sadece okul yazılarınıza değil aynı zamanda üniversite sınavları için de çok ciddi bir adım atmış olacaksınız. Bakın ÖSYM tarz sorular yani üniversite sınavında bu tarz gelir diyoruz. Zaten tüm sorularımızı hazırlarken hep Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hareket ediyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre üniversite sınavları hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre okul yazıları hazırlanıyor. Dolayısıyla bunların dışına çıkmadan zorluk seviyesini orta ve üst seviyede olacak şekilde sizlere hazırladık. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz ama bir önceki adımı hocam dinamodan önce ne almalıyız derseniz onu da hemen söyleyelim. 0'dan 9'a sözel set. Burada da yine aynı kitapların yani edebiyat, coğrafya, tarihin konu anlatım kısımları var. Yani hocam ben konu anlatımı istiyorum diyorsanız bu kitapları da mutlaka almalısınız. Şöyle gösterelim. 0'dan 9'a edebiyat, 0'dan 9'a tarih ve 0'dan 9'a coğrafya. Burada da mesela tarihi açmak istiyorum. Tarihle alakalı konuyu öğreniyorsunuz küçük küçük lokmalar halinde. Sonrasında bu konuyla alakalı sorulara geçiyoruz. Konuyu öğren sorulara geç. Konuyu öğren sorulara geçiyoruz. Tabii burada konu anlatımlarında mutlaka infografilere dikkat ettik. Sizlerin konuları anlayacağınız şekilde net bir şekilde konuları özetledik. Ve konuları öğretirken yani soruların çözümünden önce her bir küçük parçada infografik bir şekilde konuları size sunmaya çalıştık. İnşallah hem edebiyatta hem tarihte hem coğrafyada tam da sınavlarınıza çıkacak şekilde konuları öğrenirsiniz. Ve hem okul yazılarınız için hem de TYT için çok büyük başarıların ilk adımlarını atmış olursunuz. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.